Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Az sonra sizinle 7 Kasım sabahı yayınlanan videomdan kısacık bir bölüm paylaşacağım. O videomda bugünleri görmek istemesem de görmüş gibi konuşmuşum. Ama şunu söyleyeyim, nitekim o videomun tamamında da zaten sonunda söylüyorum onu. Az sonra dinleyecekleriniz benim temennilerim değil, hayır. Siyasi iradenin neler yapabileceğini, ne kadar çaresiz kalacağını o günlerde daha söylemişim. Önce bir dinleyelim isterseniz. Ondan sonra da bir bakalım ne düşünmüşüm ben, neler söylemişim. Lütfen buyurunuz, hep beraber dinleyelim canlarım. TL'deki değer kaybı durdurulmadı değil. Yani bu kasten yapılmış bir şey değil. Durdurulamıyor. Aslında çok istiyorlar durdurmayı. Ama başaramıyorlar. Oysa beni dinlemeliler. Bırakmalılar. Bırakmalılar. Türkiye'de doları dengesine getirebilecek bir tek hesap var. Döviz mevduat hesapları. Bir tek bu hesap var. Başka Türkiye'de onlar bozulmadan Türkiye'de asla ve asla ekonomi kur açısından rayına oturamaz. Şimdi ne olacak? Görebildiğim kadarıyla hükümet 640 milyar lira daha borçlanacak. Ama nasıl borçlanacak? Benim aklım onu almıyor. Acaba döviz tevdiat hesapları üzerinden bir operasyon mu çekecek? Yani döviz tevdiat hesabı sahiplerine bir kanun kuvvetinde kararname çıkararak dövize endeksli ve hatta üzerinde tabii faizi de olan devlet tahvilleri verilebilir. Hazine bonoları verilebilir. Yani o, efendim kabul etmem. Ne kadar mevduatı var? Şu kadar mevduatı var. 100 lira mevduatı var. Evet tamam, ben sana 30 liranı bırakıyorum. 70 liranı karşılığında sana devlet tahvili veriyorum. Merak etme. Dövize endeksli ve şu kadar da faizi var diyebilirler. Farkındasınız. Bunu yeni söylemiyorum. Yani 4 ay önce söylemiyorum. Son 2,5-3 yıldır hatta neredeyse ömrüm geçti bunları söyleyerek. Çünkü ben yabancı paranın ya da rezervi paranın yatırım aracı olduğuna inanmıyorum. Yok böyle bir şey. Ama biz Türkler kendi ulusal paramıza güvenemediğimiz için haksız mıyız? Hayır, yerden göğe haklıyız. Sadece AKP hükümeti değil, daha önceki hükümetler de bu güveni halka vermediler canlarım. Yalvardım adeta. Yapmayın, etmeyin, döviz rezervlerini satmayın, eritmeyin, bırakın dolara müdahale etmeyin. Ya nereye giderse gitsin. Hep dedim. Dinlemediler canlarım benim. Ne yapayım? Bilmiyorum. Samimi söylüyorum, bilmiyorum. Ama bir şey açıklamıyorlar ki. Öğrenmeye kalksanıza zaten size bilgi vermiyorlar. İşte buyurun. Merkez Bankası Başkanı 130 milyar doları kime sattınız? Ya şunu bir çıkarın dedi. Adam aynı gece görevden aldılar. Şimdi bu nedenle çok çaresizler. Umarım yapmazlar. Yapmalarını doğru bulmam. Hayır, doğru bulmam ama döviz mevduat hesaplarının belirli bir kısmına, belki 1/4'üne karşılık üzerinde faiz kuponu da olan hazine bonoları verebilirler. Yani bütün o döviz mevduatlarına bir bakıma zoraki olarak sahip olabilirler. Tarzan zor durumda. Yapabilecekleri ne var ne yok. Bir defa deneyecekler. Bu 130 milyar doların hesabını kim soracak bilmiyorum. Sabahattin Önkibar'ın dediğine göre yeni Merkez Bankası Başkanı Rıza Sarraf'la ortak iş yapmış. İlk defa duydum, yalan yok. İlk defa duydum. Hangi dönemde AKP milletvekili yaptığını bilmiyorum. Yani Rıza Sarraf'ın o yolsuzlukları yaptığı dönemde mi, ondan önce mi, ondan sonra mı bilmiyorum. İyi bir Merkez Bankası Başkanı olduğu için atanmadı oraya. Bir başka Merkez Bankası Başkanı gelseydi belki Ağbal'dan sonra, kim bilir belki o da bu 130 milyar doları kime sattınız kardeşim, getirin bakalım diyebilirdi. Ama bu arkadaş, Merkez Bankası'nın yeni başkanı, böyle bir şeyi soracağına hiç ihtimal vermiyorum. Yandaş medyanın klavye teröristleri
Sürekli şaşırtmaca yapıyor. Merkez Bankası'ndaki bu 130 milyar dolarla ilgili şaşırtmaca yapıyorlar. Dün yaşanan döviz kuruyla ilgili. Bu döviz şoklarını yine yabancılara yüklediler. İngilizlere yüklediler. Lobilere yüklediler ama bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'e yüklemediler bereket. Onu da yapabilirlerdi. Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu piyasalara saldırdılar. Milyarlarca dolar topladılar. Mesela. Abi yaparlar ya. Ya sen, ben, biz, siz onlara inanmayız ama bunlara inanacak milyonlarca gerizekalı var memlekette ya. Allah aşkına. Söylemediler ama. Bu sefer nispeten daha dürüst davrandılar. Pek çok filmde benzer sahneyi görmüşüzdür. İyi adam kötü adamlardan kaçıyordur. Sevimli küçük bir afacanla karşılaşır. Böyle gülümser ona yapar. Sonra yolunu değiştirip devam eder. Değil mi? Ve arkalarından kötü adamlar gelir. O küçük çocuğa sorarlar. Az önce buradan bir adam geçti mi koşarak? Geçti der çocuk hiç düşünmeden. Nereye gitti? Çocuk az önce geçip giden o sevimli, temiz yüzlü adamın gittiği yönün tam tersini gösterir. Bunlar ama, bunlar da aynı şeyi yapıyor ama bunlar kötü adamlar abi. Kötücül bunlar. Biz iyi tarafa, doğru tarafa gitmek istersek bunlar bizi yanlış tarafa gönderiyorlar. Neden? Yahu Allah aşkına bütün olan bitenin sorumlusu bir tek kişi ya Türkiye'de. Bir tek kişi. O bir tek kişi yüzünden Türkiye bütün bu acıları çekmek zorunda kalıyor. Peki ben bundan 4 ay kadar önce yayınlanan videomu sizlerle bir kez daha paylaşma ihtiyacını neden hissettim? Dün gece anlattım. Nurettin Canikli'nin yaptığı o konuşma, daha doğrusu Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin savunması beni bundan 4 ay önceki yaptığım konuşmada haklı olduğum kanaatine vardırdı. Çünkü parasal araçları kullanmadı diyordu. Ne diyordu? Dur bakayım şuraya not ettim onu. Optimal pozitif reel faiz seviyesinin belirlenmesinde para politikası araçlarını rasyonel kullanmadığını ve bu nedenle de ekonomiye büyük bir mali yük götürdüğünü düşünüyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani parasal araçları kullanmaması ne olabilir? Benim aklıma gelen bir tek şey. Bankalardaki döviz mevduat hesaplarının belirli bir oranını, 1/4'ünü, büyük ihtimalle 1/4'ünü bırakacaklardır, 1/4'ünü devlet tahvili karşılığı, tabii faiziyle beraber bankalardan satın almayı deneyeceklerini düşünüyorum. Peki bunları yapmazlarsa, diyelim ki bunları yapamazlar, böyle bir çılgınlığı göze alamazlar, dünyanın gözünde iyice sıfırlanırlar, tabii kabul ediyorum. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiyi kurtarabilme ihtimali sıfır. Ha ne yani, ben şimdi o insanların döviz mevduat hesaplarına hazine bonosu verilsin mi diyorum? Hayır, öyle bir şey demiyorum. Hayır. Ben şunu söylüyorum. Erdoğan seçim kaybetmemek için her türlü yolu deneyecek bir kere. Ama ben ne diyorum ayrıca? Ben diyorum ki ben olsam Erdoğan yerinde bundan sonra, artık bu saatten sonra hiçbir yan yola sapmam. Çarşamba günü hiç kimseye de belki şu anda paylaşmamışsındır. Paylaşmasın da zaten. Çarşamba günü kongrede çıkarım. Beni sevdiklerinden emin olduğum partililerime, Türkiye'nin ve hepimizin, halkımızın, tüm halkımızın, 83 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının geleceğinin kendisinin istifasında olduğunu anlatırım. Yani derim ki ya ben istifa etmezsem artık belli ki tıkandık, gidemiyoruz. Evet kötüler, evet bana yapıyorlar desin bunları. Bunlar önemli değil. Sırf benden kurtulmak için yapıyorlar. Bu olabilir. Ama bir gerçek var. Ben kendimi feda etmeliyim. Ya hatırlıyorsunuz değil mi? Benim yine bir fıkram vardır bu konuda. Genç bir kız büyük devasa bir transatlantikte yolculuk yapıyor. Yolculuğun ilk günü çok şık bir şekilde giyinip büyük yemek salonuna ve tabii ki aynı zamanda müzik, dans edilen salona iniyor. Geminin kaptanı o gece yanına geliyor ve genç kız dansa kaldırıyor. Sonrasını genç kızın hatıra defterinden okuyalım. Kaptanın beni nazikçe dansa davet etmesini severek kabul ettim. Danstan sonra benimle odama gelmek istedi ve benimle olmak istedi. Aksi halde gemiyi batıracağını, 3000 yolcu ve mürettebatın sağ kurtulamayacağını söyledi. Buna rağmen reddettim. İkinci gün salona indim.
Kaptan yine geldi. Yine benimle dans etmek istediğini söyledi. Yine kabul ettim. Ve yine benimle beraber olmak istedi. Yine reddettim. Üçüncü gün yine aynı şeyler oldu. Kaptan yine benimle beraber olmayı teklif etti. Aksi halde gemiyi içindeki 3000 yolcu ve mürettebatıyla birlikte batıracağını söyledi. Yine reddettim. Genç kızın dördüncü gün hatıra defterinde şöyle yazıyordu. 3000 yolcuyu ve mürettebatı ölümden kurtardım. Ya, hay bundan sonrası size ait. Ben kısa yaptım. Hisseyi vermek sizden canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.